TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ziya Gökalp semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarda tezgahın başına geçmeyi de ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, mahalle esnaflarıyla Kule Sinan Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifini de ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Koca Sinan ilçesinde bulunan Ziya Gökalp semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu. Çocuklar başta olmak üzere esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklara Kayseri spor forması ve atkısı hediye ederken esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri bizzat dinledi. Allah işini bütün rast etsin başkanım. Evet, sağ ol. Evet, İyisin yani. İnşallah. Tamam, iyi başarılar. Sağ ol, sağ ol. Pazar esnafına hayırlı ve bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri için el ele, gönül gönüle çalışmaya özen gösterdiklerini belirtti. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Bir güzel cuma gününde Ziya Gökalp semt pazarımıza geldik. Değerli ilçe başkanımızla, değerli arkadaşlarımızla beraber esnaflarımızı gezdik. Alışveriş yapan kardeşlerimizle muhabbet ettik. Çok şükür bir hareketlilik var, bereket var, güzellik var. En önemlisi huzur var. Kayserimizin güzel insanları var. Biz onlara minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Gençlerimize, yavrularımıza güzel bir gelecek hazırlamak için de el birliğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak el ele gönül gönül hep beraber çalışmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın dualarını bekliyoruz. Ziya Gökalp Mahallesi esnaflarını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnafların taleplerini sordu. Daha sonra Koca Sinan Kadın Girişim İşletme ve Üretim Kooperatifini de ziyaret eden Büyükkılıç, kooperatifin faaliyetleri hakkında üretim yapan kadınlardan bilgi aldı. Büyükkılıç kadınların el emeği ürettiği ürünlerden de satın aldı. Değerli izleyenler, tüm yurtta kar yağışı etkili oluyor. Kayseri'de de merkeze biraz kar yağsa da özellikle yüksek kesimlere şiddetli güzel bir kar yağdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kırsal bölgelerde kar nedeniyle kapanan toplamda 139 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kayseri'de özellikle kırsal bölgelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince ulaşıma açıldı. 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 noktada 24 saat çalışma esasına göre hazır bekleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 139 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kar dolayısıyla ulaşıma kapanan yollarda gece boyu süren çalışmalar kapsamında ekipler teyakkuzda bulunurken Tomarza'da 16, Pınarbaşı'da 65, Yahyalı'da 10, Akkışla'da 2, Sarıoğlan'da 1, Sarız'da 27 ve Develi'de 18 olmak üzere toplam 139 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde ulaşıma kapalı mahalle yolu kalmadı. Melik Gazi Belediyesi, karnelerini alarak yarı yıl tatilinde olan öğrencileri birbirinden eğlenceli etkinliklerle ev sahipliği yapan karne şenliğinde bir araya getirmeye devam ediyor. Melik Gazi Belediyesi'nin karne şenliği etkinliği sürüyor. Şenlik bu kez Danışment Gazi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Karne şenliğine Selçuklu, Osman ve Danışment Gazi Mahallesi olmak üzere 3 mahallenin çocukları katıldı. Karne şenliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, "Çocuklarımız şenlik boyunca hem eğitim döneminin yoğunluğunu atıyor hem de aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçiriyor," dedi. Şu anda 15 tatilinde, karne tatilinde mahallelerde etkinlikler yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yüzlerce çocuğumuz burada mutlu bir şekilde eğleniyorlar. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hasreten annelere teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çocukların hakikaten bu hale gelmesi, eğitimlerini alması, bütün günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve yetiştirilmesi hep annelerin üzerinde. Tüm annelere bu çerçevede ben özellikle teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah çocuklarımızı hayırlı eylesin. Ülkemize faydalı birer birey haline gelmesini nasip etsin. Her mahallede inşallah bu tür etkinlikleri yapacağız. Seviyoruz değil mi çocuklar bu tür etkinlikleri? Karne şenliği 29 Ocak Pazartesi günü saat 13.30'da
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisinde çocukları mutlu etmeye devam edecek. Talas Belediyesi tarafından yarı yıl tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda dijital baba olarak bilinen bilişimci yazar Orhan Toker, dijital dünyada çocuk ve ebeveyn olmak konulu bir konferans verdi. Talas Belediyesi ile Kayseri Valiliği himayesinde kurulan Kayseri Değerler Eğitim Merkezi Erdemlerimizle Varız Projesi İşbirliği ile Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa çocuklar ve ebeveynleri akın etti. Tekne kurabanlar insanı değine saldırıyorlar, millete saldırıyorlar, ülkeyi götürüyorlar. Salonun dolduğu programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, bir hayal olarak başlayan Erva Projesi'nin şimdi eğitimler ve spor salonlarıyla toplumun her kesimine yayıldığını belirterek katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Bir hayal olarak başlayan bu proje şimdi görüyoruz ki toplumun her kesimine yayılmış. Açılan spor okullarıyla, yapılan bu tür etkinliklerle, okullarda verilen eğitimlerle gerçekten Erva şu anda Türkiye'de bir marka haline gelmiştir. Buna katkı sağlayan başta Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç olmak üzere katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da şehirleri imar ederken gönülleri de imar ediyoruz dedi. Belediyeler belediyecilik deyince kaldırım, su, asfalt vesaire onun gibi fiziki varlıklarla uğraşmıyorlar. Yani şehirleri imar ederken gönülleri de imar etmenin bir yolunu buluyoruz. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarıyla ve paydaşlarımızla bir araya gelip sizlerle pek çok kültür, sanat ve diğer eğitim öğretim konularından bir araya geliyoruz. Şükürler olsun Talas'ımızda bu biraz daha fazla öne çıkıyor. Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa ise Türkiye'de üniversitelerin artık halkla bütünleşen, kapılarının topluma açık olduğu mekanlar haline geldiğini kaydetti. Talas Belediye'miz özellikle yapmış olduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerde birçoğunda üniversitemizle paydaş olarak bu işleri yürütmekte, mekanların kullanılması, akademik işbirliklerinin yapılması gibi çalışmalarımız bulunmakta. Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, dijital dünyada çocuk ve ebeveyn olmak konusunun çok önemli olduğunu dile getirdi. Konu çok önemli bir konu. Konuğumuz çok önemli bir hocamız. Hakikaten bu yüzden bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu an biz 16 ilçede 100 okulda 40 binden fazla öğrencimize bu konuda eğitimler veriyoruz. Üçüncü ayımız. Bu ayki konumuz merhamet diye hatırlıyorum. Önümüzdeki ay vatanseverlik, işte edep, saygı, sevgi gibi konulara değinerek her ay eğitimler veriyoruz ve o ay sonunda da bir aile semineri yapıyoruz. Konuşmaların ardından dijital baba olarak bilinen bilişimci yazar Orhan Toker sahneye çıkarak söyleşisini gerçekleştirdi. Kule Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Buğdaylı Mahallesi'nde oturan 19 yaşındaki Emre'yi evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Emre ve ailesi, Başkan Çolak Bayraktar'a dualar ederek teşekkür etti. Başkan Çolak Bayraktar, Buğdaylı Mahallesi'nde ikamet eden Kiper ailesinin misafiri oldu. Srebral palsi hastası 19 yaşındaki Emre'ye senin için geldim diyen Başkan Çolak Bayraktar, onunla bir süre sohbet edip çok istediği akülü aracı hediye etti. Nasılsın? İyiyim misin Başkan Hanım? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ya, ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Emre. Başkanım, şu araba mı? Gel, ne gördün sen orada ya? Başkanım, bir döner sürüyün. Mutluluğu gözlerinden okunan Emre, sevincini Başkan Çolak Bayraktar ile paylaştı. İnersin ya. Arabam su mu? Gel bakalım. Nasıl? Araba da kırmızıymış ya. Maşallah. Maşallah. Oo. Baba. Emre ve ailesiyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolak Bayraktar, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Öte yandan Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde engellilere hizmet vermeye başlayan ve %100 elektrikli olan engelsiz nakil aracıyla Emre'nin akülü aracı teslim edildi.
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi bismillah. Değerli izleyenler, önemli bir uyarı var şimdi. Çünkü son zamanlarda maalesef etrafımızda tanıdığımız birçok kişide gribal enfeksiyon vakalarını görüyoruz. Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonları arttı. İnfluenza olarak bilinen soğuk algınlığı bulaş yoluyla daha da yayılıyor. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Mahmut Özkırış bu konuda uyarılarda bulundu. Özkırış, özellikle kalabalık ortamlarda maske kullanılması gerektiğini belirterek dengeli beslenilmesini ifade etti. Son zamanlarda gribal enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. Hastanelerde boğaz ağrısı, ateş, geniz akıntısı, burun akıntısı gibi şikayetlerle başvuranların sayısı oldukça fazla. Oldukça üst solunum yolu enfeksiyon dediğimiz tabloyla hastalar bize başvuruyor. Bu üst solunum yolu enfeksiyon dediğimiz olay ne peki? Burun, boğaz, geniz ve ses teli bölgesinin birlikte enfekte olması hali. Daha ziyade virüslerin tetiklediği bir süreç, bir %80-85 oranında. Tabi bunun üzerine bakteriyel enfeksiyonlar, nadir olarak da özellikle kronik hastalığı olanlarda da mantar enfeksiyonları da eşlik edebiliyor. En önemli bulgusu ne? Boğazda gıcık hissi, tıkanıklık, yanma, batma, geniz akıntısı ve gıcık tarzında özellikle öksürük çok yoğun geliyor. Tabi bununla influenza dediğimiz virüsler, rinovirüsler, burun virüsleri ve nadiren de olsa koronada eşlik ederek multivirel enfeksiyon şeklinde karşımıza gelebiliyor. 1-1,5 ayı varan öksürükler tarzında hastalar bize şikayetlerle başvurabiliyor. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Mahmut Özkırış bu durumlara karşı yapılması gerekenleri anlattı. Özellikle toplu alanlarda maske kullanılmasını öneren Özkırış beslenme konusuna da dikkat çekti. Burun hijyeni oldukça önemli. Geniz akıntısını kesmemiz lazım. Burnumuzu açmamız gerekiyor. Bol sıvı almamız gerekiyor. Bu tür şikayetleri olan insanlar özellikle çevreye enfeksiyonu yaymamak adına mutlaka maske takmalılar. Evde istirahatleri önemli. Bol sıvı almaları, el hijyeni, geniz akıntısını kesici ilaçlarda mutlaka kullanmaları gerekiyor. Özellikle bu tür enfeksiyonlarda damlacık yoluyla bulaşmasından kaynaklı o havadaki partiküllerle birlikte diğer insanlara da tabii ki bu enfeksiyonu bulaştırabiliyor. Sık havalandırmak gerekiyor ortamı. Bu tür hastalıklı olan gruplarında bu tür kalabalık ortamlara, toplu yaşam alanlarına girmemeleri önem arz ediyor. Evet. Beslenmemiz oldukça önemli. Beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bol sıvı almamız gerekiyor. Gerekirse bu tür durumlarda direncimizin düştüğünü hissedersek multivitamin kompleksleriyle de destek alabiliriz. Değerli izleyenler, özellikle maske kullanmak şu dönemde çok önemli. Kıymetli doktorumuz da aktardı. Özellikle maske kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Değerli izleyenler, sömestr tatili ve üniversitelerin ara dönemi şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluğa neden oldu. Seferler %80'e yakın doldu. Esnaflar bu durumdan memnunken vatandaşlarsa otobüs kazaları sebebiyle tedirgin. Denetimlerin artmasını talep ediyorlar. Yarı yıl tatili ve üniversitelerin sınav dönemlerinin sona ermesiyle öğrenciler ve aileler seyahat ediyor. Bu sebeple Kayseri şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanıyor. Otobüs terminalinde seferlerin doluluk oranları neredeyse %80'lere ulaştı. Esnaflar bu durumdan memnun. Ankara-Kayseri arası 300, İstanbul 700 lira. Yoğunluk tatil sebebiyle, üniversite öğrencilerinin gidiş gelişleri sebebiyle %70-%80 oranında artış gösterdi. Seferlerimizde bu şekilde artış sağlandı. Sömestr tatili geçen hafta oldu. Geçen hafta az bir yoğunluk aldı ama bu hafta üniversite öğrencilerinin gidiş gelişleri arttı. Ücretler örnek olarak iki şehirden bahsedebilirim. Ankara ve İstanbul. Rayiş bedellerinin altında olmasına rağmen Ankara 300, İstanbul 700. Ancak son zamanlardaki otobüs kazaları vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar denetimlerin artmasını istiyor. Bir tedirginlik otobüs. Valla tedirginliğimiz şu yönde, sanki otobüs kullanmıyorlar da böyle bir nevi yarış pistinde gibi bastıkça basıyorlar. Hatalı sollamalar, yan yana bir otobüse gelse kafa kafaya gitme durumları. Gerek yok böylesi durumlara. Yani siz de tedirgin oluyorsunuz. Tabii ki bu durumdan çok tedirginiz. Yani mesela otobüse gitmekten çekindiniz mi şu an aslında? Genelde kullanmıyorum bu olaylardan ama dolayı. Ama şu an gidiyorsunuz. Ama şu an mecburi olarak gidiyoruz, evet. Çünkü yakın bir yer olduğu için hani başka bir yol yok. Buna güzel bir denetimin olması şart. Hani böyle ne bileyim, çok hafif geliyor bunların denetimi bana biraz. Tedirgin ediyor mu sizi otobüs yolculuğu? Yani kazalar gördükçe tedirgin oluruz ama sık sık otobüs yolculuğu yapmıyorum ben. Öyle mi? Evet.
şu an? Mesela var mı bir çekinge içinizde? Vallahi dediğim gibi mevsim şartlarından başka türlü yok. Öyle mi? Ne yapılması lazım sizce? Ya mesela şoförlerin daha asas daha dinlendirici bir pozisyonda olmaları lazım. Emniyete daha dikkat etmeleri lazım. Tabii denetim olması gereken bir şey zaten her zaman. Metro Turizm Bölge Müdürü Umut Doğansa kazaların dikkatsizlik ve yol bilgisi eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Yol bilgisinin olmamasına dayalı. Biz buna bağlıyoruz bu durumu. Büyük araç şoförleri sürekli yolda oldukları için deneyimleri daha fazla oluyor, tecrübeleri daha fazla oluyor. Gizli buzlanmanın nerede olduğunu, sis oranının nerede yüksek olduğunu, nereden araçların daha çok yoğun geçiş yaptığını biliyorlar. Fakat dediğim gibi küçük araç sürücüleri buna pek fazla önem vermediğinden kazalar olabiliyor. Genellikle bundan dolayı oluyor. Sis, yoğun yağış ve kar yağışlarıyla gizli buzlanma. Yıl içerisinde beklenen yağışların zamanında gerçekleşmemesi, Kayseri Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde toplanan kamışların yetişme alanlarında yarı yarıya daralmaya sebep oldu. Yağışların mevsiminden sonra zamansız gelmesinin de iklim değişikliğinin kamış yetişmesinde etkili olduğunu söyleyen kamış üreticisi Musa Tuna, kamış alanlarının daralması ihracatta düşüşe neden oldu dedi. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bulunan Sultan Sazlığı, kuş cennetinde kamış alanlarında beklenen yağışların zamanında gelmemesi, kamış toplama alanlarında büyük düşüşe sebep oldu. Geçen yıllara göre kamış toplama alanları yarıdan fazla daralırken, yıl içerisinde gerçekleşen kamış ihracatında da düşüş gerçekleşti. Türkiye genelinde kamış alanlarının daraldığını söyleyen kamış üreticisi Musa Tuna, gitgide bölgemizde ve Türkiye genelinde kamış alanları daralıyor. Bu da Türkiye'deki kamış ihracatını belli seviyelerde düşürdü. Şu anda da kötüye gidiyor ifadelerini kullandı. Yani gitgide bölgemizde ve Türkiye genelinde kamış alanları daralıyor. Yani bu da Türkiye'deki kamış ihracatının belli seviyelerde düşürdü. Yani şu anda bu gitgide de kötüye gidiyor. Yani buna istinaden de yani bu bölgelerin korunması ve ihracatın büyümesi için ülkemiz için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani ihracat ne kadar fazla olursa ülkemize o kadar döviz daha fazla girer. O yüzden sazlık alanların kamışla alakalı daha iyi korunması, yani kamışı aynı zamanda hayvan bitkisi olarak da kesildiği için, ama diğer otlar da hayvan bitkisi için de kesilir. Ama kamışı biraz daha ön planda tutmak gerekiyor. 35 yıllık kamış işçisi Mehmet Kılınç ise 1989 yılından beri bu işi yapıyorum. Sazlıkta kamış keserim. Bu sene sazlık sıkıntılı dedi. 89'dan beri bu işi yapıyorum. Sazlıkta sıkıntılı. Yağışlardan mı, suyun olmadığından mı, iklimden mi orayı bilemiyor. Çok daraldı sazımız. Bayağı bir düşüş var kamışta. İstediğimizi alamıyor. Bayağı bir yarıdan fazla yani düşme. Yarıdan fazla. Sazımızın dolmasını istiyor. Sultan sazlığının dolmasını istiyor. Değerli izleyenler, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi, coğrafi işaret alan meşhur Bünyan halısını yurt dışına göndererek dünyaya tanıtıyor. Kadınların dokuduğu halılar Japon misafirliğinden ilgi görürken Hollanda ve diğer ülkelerden de halı siparişleri geliyor. Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi'nde 13 kadın tarafından ev tekstili, hediyelik eşya ve coğrafi işaretli Bünyan halısı üretiliyor. Bir yandan anlaştıkları firmalara tekstil malzemeleri üreten kadınlar, diğer yandan da ilçenin meşhur halısını gerek evler için gerekse de minyatür olarak dokuyor. İlçeye gelen Japon misafirlerin beğenmesi üzerine kendilerine minyatür Japon ve Türk bayrağı dokuyan kadınlar Hollanda ve diğer ülkelerden de halı siparişleri alarak Bünyan halısını dünyaya tanıtıyor. Yapılan ürünlerde en çok minyatür halıların talep gördüğünü söyleyen Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Sarıarslan,
Unutulmaya yüz tutmuş halı dokuma sanatını gün yüzüne çıkardıklarını ve Bünyan halısını dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Biz minyatür halılar da dokuyoruz. Daha küçük bünyan motiflerini kullanarak daha küçük halılar dokuyup küçük minyatür tezgahlara monte edip hediyelik eşya olarak çok fazla üretim yapıyoruz. Yolluktan ziyade bu minyatür tezgahlar daha fazla gidiyor. Yani tüm dünyaya bünyan halısını duyurmaya çalışıyoruz. Onların sayesinde, onların destekleriyle tekrardan biz bu gündeme getirdik halıyı. Onlara çok teşekkür ediyorum onların sayesinde. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, geçmiş dönemde öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yaptığı binayı kendilerinin ürettikleri boyalarla güzelleştirdi. Okul müdürü Özay Besim, kendi ürettiğimiz boyayla vakti zamanında öğretmen ve öğrencilerimizin yaptığı binaları boyuyoruz dedi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencilerinin kendi alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve okul ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla üretim ve uygulama çalışmaları yapıyor. Öğrencilerin kendi bölümlerinde uzmanlaşıp, kalifiye bir eleman olarak okuldan mezun olmaları hedeflenen çalışmalarda, kimya bölümü öğrencileri okulda kendi boyalarını üretiyor. Bugün okulda yapılan çalışmadaysa, öğretmenler ve öğrenciler, geçmiş dönemde görev yapan ve mezun olan öğretmenleriyle öğrencilerinin yaptığı binayı boyadı. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmada, okulun kimya bölümünde üretilen boyalar kullanıldı. Okullarında çok güzel ve kaliteli boyalar ürettiklerini söyleyen, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Özay Besim, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirme anlamında güzel bir çalışma oldu. Biz boyaları kendimiz üretiyoruz ve maliyet anlamında daha uygun oluyor şeklinde konuştu. Biz de bugün bunun devamını sağlamış oluyoruz. Bir yerde eski öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız emaneti onlara duyduğumuz vefa duygusuyla birlikte geliştirerek devam ediyoruz. Kendi ürettiğimiz boyayla öğretmen ve öğrencilerimizin vakti zamanında yaptığı binaları kendimiz boyuyoruz. Hem öğretmenlerimizle tatilde bir araya geldik, birlik, beraberlik ve aidiyet duygusunu geliştirme anlamında güzel bir çalışma oldu. Katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gamze Eraslan da, eğer ki meslek lisesi isek bunun hakkını vermeliyiz. Çocuklarımız uygularken öğreniyor, biz de onların başında oluyoruz diye konuştu. Kendi ürettiğimiz boyalarla kendi öğretmenlerimiz, kendi öğrencilerimiz, meslek lisesi ise buranın tam hakkını verelim, her şeyi tam olsun diye çocuklarımız uygularken öğreniyor, biz de onların başında beraber oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Öğretmenlik örnek olmaktır. Elimizden geldiğince çocuklarımıza yardımcı olup birlikte yapıyoruz. Bizim okulumuz zaten bu konuda çok şanslıdır. Her zaman aile gibi olmuştur. Öğretmenler odası, idare, bir birlik vardır. Bunu yine bugün gezince görmüşsünüzdür. Değerli izleyenler, herkes genç kalmak ister. Özellikle genç kalabilmek için yapılan aktiviteler, sporlar var. Bunlardan bir örneği gelecek, bir kişi örnek olarak gelecek bize. Kayseri'de yaşayan Mehmet Soysaraç, 80 yaşında 70 yıllık kayak tutkusunu Erciyes'te sürdürüyor. Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te sezonun açılmasıyla birlikte kayak tutkunları pistlere akın ediyor. Kayseri'de yaşayan ve 70 yıldır kayak yapan 80 yaşındaki Mehmet Soysaraç da kayak tutkusunu pistlerde canlı tutuyor. Henüz tesisler yokken uzun zaman önce kaymaya başladığını söyleyen Mehmet Soysaraç, ailece torunlarına kadar kayak yaptıklarını söyledi. Ben Doktor Mehmet Soysaraç, almost 80 years old. 80'e merdiven dayadım. Valla biz daha tesisler yokken çok yıllar önce burada kaymaya başladık. Daha çok sevdik Erciyes'imizi. Tüm kayak severleri, doğayı sevenleri buraya bekleriz. Kaçırılmayacak güzellikler var burada. 70 yıldır kayıyorum diyebilirim yani. Sporun tüm dalları güzel. Benim tüm sevdiklerime tavsiyem şu oluyor. Yaşam, kaliteli bir yaşamsa hayat bir anlam ifade ediyor. Spor mutlaka hayatın bir parçası olmalı. Kayak sporu da bunların herhalde en eliti.
Kayak sporu yalnız yapılabilecek bir spor değil. Güzellikler paylaştıkça artar. Biz burada bir ekibiz. Bu iş yalnız yapılmaz. Kazası var, ufak da olsa mutlaka insanın yanında sevdiklerinin olması lazım. Hollanda'dan gelen Murat Sönmez ise yaklaşık 12 senedir Erciyes'e geldiklerini söyledi. Biz de yaklaşık bir 12 senedir geliriz. 14 Şubat'ta bir daha geleceğiz inşallah 10 günlüğüne. Özel işlerimi 2 günde bitirince bu da bize bir nimet. Hemen geldik kaymaya. Gençlere tavsiye ettiğim bol bol gelsinler kayağı öğrensinler. Çok zevkli. Yani hep futbola bakarız ya. Gelin bakın bir sürü kalabalıklar, eğlenceli. Yani kayak merkezi Türkiye'mizde böyle bir yer varken bütün milletimize tavsiye ederim. Değerli izleyenler, Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda iş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 ve 21 Ocak tarihlerinde iki farklı iş yerinden toplam bedeli 1 milyon 600 bin TL olan iki forklifti çalan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken forkliftler de sahiplerine teslim edildi. Öte yandan şahsın iş yerlerine girip forkliftleri çalma görüntüleri de saniye saniye iş yeri kameraları tarafından kaydedildi. Değerli izleyenler, spordaki gelişmelere bakacağız şimdi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor teknik direktör Recep Uçar'la yollarını ayırdı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Uçar'la karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi. Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı. Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Öte yandan sarı kırmızılı ekip teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'la anlaştı. Değerli izleyenler, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Haberleri ve gelişmeleri sizlere aktardık. Her akşam, her gün aktarmaya devam edeceğiz. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.